Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 13 Temmuz Çarşamba Colonial Doves Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bu yarış programı bayağı bir süre bizle birlikte olacak. Tabii şu anda safkanların yerlerini bilmiyorsunuz. En azından jokeyler. Gerçi çoğu jokeyler zaten diğer eyaletlerde de at biniyor ama burası da gerçekten kolay bir yer değil. Biraz çim ağırlıklı bir yer olduğunu da belirteyim. Yani yarışlar biraz karışık gibi gözükebilir. Arkadaşlar biraz erken saatlerde veriyorum ki herkes en azından yetişsin diye. Biraz geniş tuttum çünkü çıkan safkanlar olursa sizler de ona göre kendinizi düzenleyebilirsiniz diye. Biraz kalabalık oyun tuttum çünkü hani sanmayın yani bu Yılmaz kalkıp da bir sürü oyun yazdı da büyük yani kimsenin gücü yetmez diye. O yüzden o şekilde şey yapmayın. Zaten ilk olarak önerdiğim bir isimler var ama dediğim gibi çıkan safkanlar oluyor. En azından sizlere daha faydalı olur diye bu şekilde yapıyorum. Zaten daha önceki programlarımda da bu şekilde size sürekli uyarıda bulunuyordum. Şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve hemen 3. koşudan itibaren yorumlara başlayacağım. Ama 1. ve 2. koşun tuttuğum safkanları da son programın sonunda şablonda zaten belirtiyorum. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Bu arada burada ne var? Gazi koşusu. Gazi koşusu da bitti. Gelelim bugün 3. koşudan başlayalım. Saatler 21.41'i gösterirken şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışıyla ilk startımızı verelim. 6 safkanın yer almış olduğu 3 ve 4'ün ekür olduğu bu koşunun oranlara bir bakalım. Ben çünkü program bitirdiğimde oranları yoktu ama burayı tıkladığım zaman bir oranlar çıkmaya başladı. Belki hepsi de olabilir. En azından bu da faydalı olur diye düşünüyorum. 5 nolu safkan 1.50 orana sahip. 3 nolu safkan 1.75. 1 nolu safkan 5 lira. 6 nolu safkan 8 lira. 2 nolu safkan 10 lira. 4 nolu safkan da 20 lira orana sahip. Burada kaç at gözüküyor? 6 at gözüküyor. Arkadaşlar benim de önceliği 3 nolu Payne. Bu partner temsilcisi Raylo Gutierrez. Yine oranın etkili jokeyleri arasında. Son ikinciliği bir açık yarışta bir ikincilik elde eden bu safkan bana göre birinciliğe çok yakın. Ama 5 nolu County Final bu Oxbow temsilcisi Fergal Lynch. Yine Fergal Lynch'i de diğer eyaletlerde görüyor zaten bu jokeyi de başarılı. Yine koşmuş olduğu yarışlara göre benim ön planda çıkan isimler. Yani 3-5 biraz daha diğer rakiplerine oranla ön planda çıkan isimler. Ama dedim ki çıkan olur veya ilave etmeye gerek duyanlar için de 1 nolu Arthur's Hope, Jan Aviles ile 6 nolu Sparkhorse Bushbackster temsilcisi de şu anda son 4 yarışın 3'ünü kazanan ve şu an Türkiye'de favori olan bir isim. Ve 2 nolu New Commission, bu Felt Commission temsilcisi Rosario Montanez'e zaten yazarsak herhalde bir kapatmış oluyoruz. Çünkü 4 nolu safkan 3 tane ekür olduğu için. Ama önce 3-5 daha sonra 1-6-2. Günün 4. koşusundan itibaren altılı ganyan ayağımız başlıyor. İkinci altılı ganyan ayağımız başlıyor. Meydan 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre çim koşusu ve 6 ve 8 nolu safkanların ekir oldu bu koşunun. Bakalım oranlar burada açık mı değil mi bilmiyorum çünkü. Bir şansımızı deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar, maalesef çim yarışlarının yine oranları yok. Biz de hemen programımıza geçelim. Ben burada koşmuş olduğu yarışlara göre 1 nolu Evan Harlan, bu Temple City'nin güzel temsilcisi Jorge Ruiz de bana göre kazanmaya çok yakın. 3 çim yarışın geçen sene bir üçüncülük, bu yılda koşmuş olduğu iki yarışta da güzel gruplarda iyi ikişer tane ikinciliklere sahip. Bana göre de kazanmaya çok yakın. Benim de bugünkü banko limanım olduğu 1 nolu Evan Harlan Jorge Ruiz ile. Günün 5. koşusuna geldik. Yine bir çim yarışı var. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusu ve 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışın. Yine bakalım, belki bakarsınız açılır, belli mi olur. Ben en azından videoyu burada durdurayım. Maalesef burası da yok. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar, fazla vakit kaybetmeyelim. Ben burayı biraz yine geniş tutacağım. Çıkan safkanlar oluyor çünkü genelde. 10 nolu Glossamer, bu İmaniş temsilcisi GD Acosta da benim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Şu anda AGF'de de favori gözüken isim. 11 nolu Wicked Star, White Eye Charge temsilcisi Leonel Reyes ile start alacak olan bir isim de yine koşmuş olduğu gruplara göre bence şanslı diğer isim. 1 nolu Running on the Entry, Be Point of Entry temsilcisi Rocio Caramanos'a start alıyor. Yine performansı iyilerden. 6 nolu Flashing Icon, bir kitten Joy temsilcisi olan safkanlar Rosario Montanez'e start alıyor. Yine performansı iyi ve orijinde oldukça iyi. 8 nolu Barrel of Bliss, bir Big Brown temsilcisi Jan Aviles'le yine şans verdiğim bir yer isim.
10, 11, 1, 6, 8 bu 5 safkan biraz ön planda ama dediğim ki çıkanlar olabilirse 9 nolu Brass Band ve 2 nolu Beyond the Surprise'ı da kuponlara ilave edebiliriz. Ama 10, 11, 1, 6, 8 önce 9, 2 daha sonra. Günün 6. koşusu şartı dişilere ait 3 ve yukarı İngiliz'in 1700 metre çim koşusu ve 8 safkanın yer almış olduğu koşunun hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Evet, çimler maalesef yok arkadaşlar. Ben hemen programımıza geçtim. 6. koşuda 4 nolu Judith, Uncle Vinny Tims, Hector Rafael Diaz Jr. stat alan safkan son 2 yarışını kazanmış oldukça formda. 7 nolu Wicked Mercury, Wicked Strong temsilcisi Ferga Lynch, yine oranın etkili jokeylerinden birisi olan safkan da oldukça formda gözüküyor ve performans da oldukça istikrarlı ve iyi. 2 nolu Crystal Coast, bir Animal Kingdom temsilcisi Semi Camacho stat alacak olan bu isim de yine güzel performansıyla. 1 nolu Ribbon Winner, bir Congress temsilcisi Victor Carrosa'la start alacak olan bir isim, yine performansı iyilerden. 3 nolu Winter Princess, bir Cairo Prince temsilcisi Josep Rocco Junior'la start alıyor ve şu anda favori gözüken isim. Ve 6 nolu Color Crush, bir Tonalist temsilcisi Arosio Caramanos'la start alacak olan bir isim de yine önlerde şanslı gördüğüm isimler arasında. 4, 7, 2, 1, 3, 6 bu koşu için sıralamam oldu. Günün 7. koşusuna geldik. Artık oranları göstermeyelim çünkü çim yarışlarının oranları vermiyor. Maiden dişilere ait 2 yaşlı İngiliz'in 1100 metre çim koşusu ve burada da 12 safkan arasında koşacak yarışta. Önceliği 6 nolu White West, bir Frankel temsilcisi Edwin Gonzalez'e start alacak olan bir isim. Kumpiste bir üçüncülük elde etti. Yarış hayatına başladı. Ama orijin olarak tam bir çim orijini. Ben bugün bu pistte en azından yarış görme avantajıyla oldukça şanslı görüyorum. 6 nolu White West'i. 12 nolu Danse Macabre, bir Army Mule temsilcisi Josep Rocco Junior stat alan safkan da yine ikinciliği Kumpiste yarış hayatına başladı. Ve bugün çim pistte koşacak olan bir isim. Orijin olarak da çime çok yatkın ve bugün yine etkili koşacak isimler arasında. Ve şu anda AGF'de favori. 7 nolu Kazilyon, bir Kozan temsilcisi Lane Julesi ile start alacak olan bir isim de tek koşmuş olduğu yarışı güzel bir grupta, güzel bir dördüncülük yaptı çim pistte. 1 nolu Van Dikava, bir Mastery temsilcisi Fergal Rich ile start alan safkanı yine güzel bir ikincilikle yarış hayatına başlayan bu isim burada da etkili. Bir de 3 nolu Miss San Gabriel, bir City temsilcisi Victor Carrosa'la ilk kez start alacak olmasına rağmen oldukça güzel orijiniyle pistte de bu uyum sağlayan bir orijin çünkü. Şans verdiğim isim 6-12-7-1-3 öncelikli olarak eğer bir safkanda dediğim gibi çıkanlar olabilir ve ilave gereği duyabilir. 5 nolu Watch This Birdie, bir Arsenal temsilcisi Vincent Chaminant'la start alacak olan bir isim, ilk kez start alacak olmasına rağmen güzel orijinde şansı gördüm diğer isim. 6-12-7-1-3 daha sonra 5. Günün 8. koşusuna geldik. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre çim koşusu ve 9 safkanında yer almış olduğu bu koşunun oranlarına tabii ki giremeyiz. Aslında bir bakalım oran varsa ben bir bakayım size en azından buradan. Evet arkadaşlar, maalesef oranlar yok. Biz de ne yapacağız? Programımıza devam edeceğiz. Ben burada 3 nolu Modern Science, bir Galileo temsilcisi, anneden Dixie Union temsilcisi olan bu safkan Ferga Lynch gibi başarılı jockey ile start alıyor. Bence çok uygun bir grupta, kazanmaya çok yakın. Şu an Türkiye'de bayağı bir geri planda çıkıyor ama bu böyle bir orijin bence çok şanslı olur. Zaten Amerika'da koşan bir isim. Ben ilk şansı veriyorum bu 3 nolu Modern Science. Daha sonra 9 nolu Full Charge, bir White Tag Charge temsilcisi Jared Lowberry ile start alacak olan bir isim de yine performansı iyilerden. Bir de 1 nolu Summer Silence, bir Union Rocks temsilcisi de Raylu Gutierrez de yine son yarışı kazanan bir isim. Güzel formuyla ön planda tuttuğum isimler arasında. Yani 3-9-1 olarak önereceğim bu koşuyu sizlere. Ama daha sonra 5 nolu Lord Set, bir de 2 nolu Infek'i de kuponlara ilave edebiliriz. Yani 3-9-2 daha sonra 5-1 olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün son koşusuna geldik. Evet, Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre çim koşusu ve son koşuda 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta önceliği 3 nolu Freddy Sartin'e vereceğim, bu Vancouver temsilcisine. Jan Aviles ile 3 yarış koşup 3'ünde de tabelede olan hem de ilk 3 içerisinde olan bu safkan bana göre birinciliğe çok yakın. Orijin olarak da çok güzel. 8 nolu Dial Him Up, bir Dial and Tint temsilcisi Marcos Meneses'e start alan safkan da yine istikrarlı ve formda. 4 yarışı da bana göre tatmin kat. Biraz sürpriz çıkan bir isim ama olsun.
Binolu El Cuabo Biçbeksler temsilcisi Horacio Caramanosa start alan Musafkan'a bu yıl koşmuş olduğu 5 yarışın 4'ünde ikincilik ayrılmış ve şu anda AGF'de de bayağı bir favori gözüken isim. 3-8-1 biraz ön planda çıkan isimler ama genişletmek isteyenlere de 10 nolu Analiz Wilson, 11 nolu Spanish Czar, 2 nolu Hartright ve 9 nolu Lagerfeld'i de kuponlara ilave edebiliriz. Ama önce 3-8-1 daha sonra 10-11-2-9 arkadaşlar. Şablonumuza hemen bakalım. Birinci koşu 6-2-3 daha sonra 7. İkinci koşu 5-1-3-6-4. Üçüncü koşu 3-5 daha sonra 1-6-2. Dördüncü koşu 1 tek. Beşinci koşu 10-11-1-6-8 daha sonra 9-2. Altıncı koşu 4-7-2-1-3-6. Yedinci koşu 6-12-7-1-3 daha sonra 5. Sekizinci koşu 3-9-2 daha sonra 5-1. Son koşu 3-8-1 daha sonra 10-11-2-9. Arkadaşlar dediğim gibi programı biraz geniş tuttum çünkü çıkanlar olabiliyor. Vakitli biraz erken çünkü yarışların başlamasına nerede baksanız şu anda 5 saat var. Yani çünkü ne olacağı belli olmuyor. Ben de en azından sizlere faydası olur diye bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.